Merhaba arkadaşlar. Sunucu arkadaşım şu an dahil olmasını bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu esnada teknik bağlantımızı hazırlıyoruz arkadaşlarla. Sunucu arkadaş da bağlantısını sağladığı takdirde programa başlamış olacağız. Evet, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Biraz işin içerisinde olmamıza bağlı olarak Rumeli Kariyer ve Gelişim Merkezimizin talebi doğrultusunda, planlaması doğrultusunda bir etkinlik gerçekleştirelim istedik. Vakıf olduğumuz konu da pandemi. Özellikle üniversitemizde de görev yaptığım meslek yüksekokulu olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde de hem sağlık alanındaki arkadaşların bu konudaki etkinlikleri anlamında hem de yaşadığımız süreçler anlamında birazcık pandemi üzerinden ve sağlık profesyonellerinin bu süreçte yaşadıkları problemler neler, neler yaşadık ve neler yaşıyoruz bunu toparlamak adına bir 40 dakikaya ya da 50 dakikaya sığdıracağımız bir süreç olması düşüncesindeyiz. Evet. Yani sanırım bir teknik arıza yaşıyoruz şu an için. Sunucu arkadaşı dahil edeceğim. Böylelikle de söyleşi bazında bir etkinliğimiz olacak. Birazcık da bu işlerde alışkanlığımız var. Malum rektörlüğümüzün ve YÖK'ün almış olduğu kararla eğitimimiz UZEM aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu etkinliklerde de artık alıştık bir şekilde öğrenci arkadaşlara bu yolla devam ediyoruz. Evet, ben birazcık kendimden bahsedip özellikle bu ifadeyi kullanmaktan çok mutlu oluyorum. Sağlık profesyoneliyim her şeyden önce. Akademik anlamda hem anestezi hem de sosyal hizmetler adı altında akademik eğitimlerle bu yola çıktık. Böyle de devam ediyoruz. Yüksek lisans eğitimlerimiz devam ediyor. Şu an kamuda bir hastanede yöneticilik yapmaktayım. Gece yöneticiliğini yürütmekteyim. Mesleki anlamda sağlık profesyoneli olarak ifade ettiğimiz durum bundan ibaret. Sanırım bu teknik aksaklığı çözemeyeceğiz gibi geliyor. Bağlantıyı kuramayacaklar gibi geliyor. Yanlış mı görüyorum? Bir 30 saniyenizi rica edeceğim. Şu an teknik destek anlamında da destek alabilirsek, arkadaşı bağlayabiliyorsak iyi olacak. Yoksa herhalde ben tek başıma devam etmek zorunda kalacağım. Anladığım kadarıyla ben tek devam edeceğim galiba. Evet. Arkadaşlar, madem öyle teknik bir aksaklıktan dolayı bu işi yürütüyoruz. Biz de devam etmeye çalışalım. Şu an bağlanmaya çalışıyor. Umarım bağlanabilir. Öncelikle şöyle biz bu süreçte kendimizce soruların üzerinde durmuştuk. Acaba ne konuşabiliriz gibi bir UZEM Kariyer Merkezi üzerinden de bir değerlendirme yapmıştık.
Şimdi ben size ilk başta sağlık profesyoneli ne demek? Yani biz sağlık profesyoneli diyoruz ama neden sağlık profesyoneli ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz? Ondan bahsedeceğim. Sağlık profesyoneli demekteki kastımız şu. Biliyorsunuz sağlık sektöründe kabul edilir ya da edilemez bir iki durum söz konusu. Bir tıp alanından mezun olan hekim grubumuz var. Bir de bu alanın çeşitli meslek yüksekokulları veya çeşitli mesleklerle birleştirilerek oluşturulmuş bir alandan bahsediyoruz. İstenmeyen bir durum gerçi bu ama bana göre sağlık hizmetleri alanındaki herkes zaten bir sağlık profesyoneli. Fakat ifadesel anlama gelindiği takdirde geçmişten gelen bir sağlık sistemi içerisinde yardımcı sağlık hizmetleri diye bir ifade kullanılıyor. Biz de bu ifadeleri özellikle yardımcı olmak değil, aslında bu işin mevcut gerçekleştiricisi olmak niteliği taşıdığımız için bunun adını Dünya Sağlık Örgütü'nün de dikkate aldığı bir akreditasyon kurumu var. GCI dediğimiz bir kurum. Türkiye'de de birçok sağlık hizmetinin A sınıfı sağlık hizmetinin diye ifade edelim. Kendini akredite ederken dikkate almış olduk bir kurumdan bahsediyoruz. Bu ifade onlardan çıktı. Amerikan menşeli bir firma. Bunlar sağlık profesyoneli diyorlar. Yani sahada evet hekimin yeri ayrı. Burada kabul edilir bir ayrıcalığı söz konusu. Fakat sahada çalışan ilk yardım acil bakım teknikeri, anestezi teknikeri, diyaliz teknikeri, radyoloji teknikeri diye adlandırabileceğimiz tüm sağlık hizmetleri alanlarının hepsi sağlık profesyonellerinin işi. Yani hekim bir fikir ya da bir klinik teori ürettiğinde biz buna yardımcı olmuyoruz. Biz o işi gerçekleştiriyoruz. Ben hep şöyle ifade ediyorum. Hekim bu işin beyni, biz ise yani sağlık profesyonelleri ise bu işin parmakları diye adlandırıyorum. Biz parmaklarımızla bu işi icra ediyoruz. İnsanlara dokunan kısmı biziz aslında. Sağlık profesyoneli dediğimiz arkadaşlar, sağlık profesyoneli olarak adlandırdığımız kişiler özellikle bu pandemi sürecinde Türkiye'nin gerçeğini anladı. Biz sağlık profesyonelleriyiz. Peki Türkiye neden geç anladı? İstemezdik tabii ki böyle bir gündemle, böyle bir dünyayı saran, Sayın Bakan'ın da söylediği gibi sorunun dünyayı saran bir sorun oldu. Aşikar. Bu aşikar bir sorunla hatırlanmak istemiyorduk. Aslında bu aşikar bir sorunla gündeme gelip alkışlanmak istenen bir meslek grubu değil çünkü. Sağlık hizmetleri 24 saat esaslı, 7 gün boyunca sahada her istediğimiz anda ulaşılan bir grup. Bu nedenle sağlık profesyoneli dediğimiz, ben hekimliği de içine katıyorum. Ama ayrı tutarsak sahada her alanda bize 7-24 hizmet sunan tüm sağlık ekibine ben sağlık profesyoneli diyorum. Hazır ifade ederken de geleceğin sağlık personeli, sağlık profesyoneli, şimdinin sağlık profesyonelinin ömür boyu başarılı bir sağlık hizmeti diliyorum. Çünkü hem manen hem madden çok zorlu bir süreç. Yaklaşık bir 15-20 yıl arası kadar bir mesleki deneyime sahibim. Aşamalardan yıllarca geçiyoruz ve her geçtiğimiz aşamada bir yenilik bizim karşımıza çıkıyor. Üçüncü bir soru hazırlamıştık. Dedik ki pandemi sürecinde başlangıcı bu süre zarfında yaşananlar ve bu alanda bu esnada meslek gruplarını yaşadı. Yani ben 20 yıllık deneyimim içerisinde pandemi diye adlandırdığımız süreci hiç hastane bazında yaşamadık. Evet, Sayın Bakan'ın bahsettiği gibi enflasyon dediğimiz bir yöntemle aile hekimliği üzerinden yaşanmış süreçler oldu ama hastane bazında pandemi ifadesini hiç kullanmamıştık. 11 Mart
tam hatırlayabildiğim tarih değil ama 11 Mart gibi bir kararla harekete geçtik. Sayın Bakan'ın medya aracılığıyla ulaştırdığı bilgilerle biz de kurumsal alanlarda, kamusal alanlarda bu hizmeti dönüştürdük. Neler oldu sağlık kuruluşlarında? Öncelikle pandemi hastanesi diye adlandırdığımız hastaneler belirlendi. Bu şundan dolayı öyle söylüyorum. Bazı hastaneler hizmetine devam etti arkadaşlar. Yani hem pandemi üzerine hizmetine devam ettiler hem de bu esnada acil sağlık hizmeti gerektiren, akut tedavi gerektiren ya da acil hizmet gerektiren sağlık kuruluşları yine devam etti. Yani bugün İstanbul'daki bütün hastaneler sadece pandemi hizmeti vermiyorlar. Benim görev yaptığım hastane pandemi hastanesi olarak adlandırdık ve o tarihten itibaren tüm hastanenin bütün koşulları pandemi üzerine belirlendi. Biz meslek olarak anestezi teknikerliği mesleğini de icra ettim ben. Maske ve boneyi sadece ameliyathanede ve enfeksiyon bulaş zinciri olan hastalarda kullanıyorduk ama artık öyle bir hale geldik ki kapının önünde zaten sosyal yaşamda maskeyi kullanıyoruz. Biz bunun içerisine bir de o koruma önlüğü dediğimiz böyle astronot görüntüsü yaratan bir kıyafetle mesleği icra etmek zorunda kaldık. Bu esnada mesela benim de bu 20 yıl boyunca bilmediğim bir yasal durum ortaya çıktı. Normalde her sağlık personelinin bir görev tanımı söz konusudur. Ve yataklı hizmetler tedavi yönetmeliğindeki o görev tanımımıza göre hareket ediyorduk. Fakat süreç öyle bir süreç oldu ki herkes hekim bazlı da anestezi teknikeri ameliyathanede değil hastanenin her koşulunda pandemi hizmeti verdi. Hemşire yine hakeza aynı hizmeti verdi. Hekimsel bazda ifade etmem gerekirse de bugün pandemi poliklinikleri diye adlandırdığımız ya da kliniklerde görevlenen hekimlerin birçoğu farklı klinik anlamında uzman hekimler. Yani bir göz hekimi, bir dahiliye hekimi, bir cildi hekimi. Bunların hepsi sadece o klinik anlamda uzmanlaştıkları alandan uzaklaştılar. Hekim bazında pandemi hekimliği adı altında bir hekimlik görevi icra ettiler. Alanlarımız her yer enfeksiyon bazında düşünülerek hareket ediyoruz. Yani düşünün ki kapıdan girdikten sonra ihtimal değil varlığını kabul ettiğimiz bir virüs ağının içerisine giriyoruz. Başka bu süreçte bizim pandemi ile ilgili ambulans hizmetini sunan arkadaşlarımızın 24 saat boyunca eğer o ambulansa bindikleri anda tamamıyla tulum, maske, gözlük, o medyada gördüğünüz zorlu görüntülere maruz kaldıkları bir süreç oluyor. Yani kısacası sağlık hizmetleri pandemi sürecinde bir değişim yaşadı. Sonrası ne zaman düzeliriz? Bu tabii ki Sayın Bakan'ın ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlarla devam eden bir süreç. Biz de o doğrultuda hareket ediyoruz ama şu an pandemi hastanesi olarak adlandırdığımız hastanelerin hepsi sadece bu pandemi rahatsızlıklarıyla ilgili hizmet anlamında, klinik anlamında hizmetler veriyor. Dördüncü bir soru, yine ekiple karar verdiğimiz bir soru şuydu. Evet, başta da söyledim, sağlık çalışanlarına bu yaklaşık 45 günlük, 50 günlük süreçte çok ciddi anlamda bir manevi destek gördük. Yani bu hem kamu spotu hem destek mesajları hem de Sayın Bakan'ın öncülüğünü çekmiş olduğu o 3 günlük alkışlanma eylemi biz sağlık çalışanlara onur etti. Biz istiyoruz ki yaptığımız hizmetin insana dokunmak olduğu ve maneviyatla gerçekleştiği, maddiyatla gerçekleşmesi mümkün olmayan bir meslek olmasını veya da anlaşılmasını istiyoruz. Fakat istemezdik ki böyle bir pandemiyle biz kıymetli bir hale gelelim. Bana göre her hizmet alanı kıymetli. Sahada sadece pandemi sürecinde zaten sağlık hizmetleri hizmet vermiyor. Bütün
yerel yönetimlerin, güvenlik kuvvetlerinin destekleriyle yürütülüyor. Sadece biz bu ağın içerisindeki en tehlikeli meslek grubu olarak adlandırıldığımız için süreç bu şekilde devam ediyor. Ama bakanlığımızın bizim ek ödeme diye adlandırdığımız konuda destek olduğu bir süreç mutlaka var. Hani buradaki miktar tartışılır, yüksektir, alçaktır, kimine göre iyidir, kimine göre kötüdür. Bu kişisel bir değerlendirme, fakat yine bakanlık bu alanda hizmet eden arkadaşlara kısmi de olsa, yeterli yetersiz de olsa bir şekilde maddi bir destek sağladılar. Benim çok nöbetlerimde, özellikle hastane içerisinde çok değişik destekler geldi. Yani farklı firmalardan farklı ihtiyacımızın olduğu düşünülecek hediye bazında, teşekkür bazında çok ciddi hediyeler geldi. Hiç unutmadığım bir şey, bulunduğum ilçede bir kadın örgütü, yine bayan eliyle dokunulan bir şey, kadın örgütü evde hazırlamış oldukları hamur işleriyle, yani pasta ve benzeri ürünlerle bir küçük poşetler oluşturmuşlar ve üstüne o günün anlamıyla ilgili bir cümleyle bizim nöbet ekibimize dağıtmışlardı. Türk milletinin böyle bir ayrıcalığı var. Kalbi güzel ve kalbi geniş bir milletiz. Kendilerince bize dokunmak istediler. Belki de inanın o gece ciddi bir mutluluktu bizim için. Hani bir firmanın kendi firmasınca ürettiği bir ürünü ulaştırması bizim için belki evet destek, ama bir bayan topluluğunun bizleri düşünerek gece ekibe pasta ulaştırması, ki elleriyle hazırlamışlar, kurdaleleriyle gelen bir poşetti. Yani pandemi sürecinde biz maddi ve manevi gerçekten destek gördük. Medyada hepiniz görüyorsunuz. Özellikle çalışanlara şiddetle ilgili büyük sıkıntılarımız vardı bizim sağlık hizmetlerinde. Bu esnada bu konu biraz daha gündeme geldi ve TCK'da ceza ile sonuçlandırılabilecek yaptırımları ağır sağlıkta şiddet yasası meclisimizden geçti. İnşallah bundan sonraki süreçte biz böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacağız. Bir mağduriyet yaşamayacağız. Biz zaten şiddete bir yasa çıkartılması taraftarıyız. Her şeyden önce şiddete karşıyız. Yani sunduğumuz hizmet insana dokunmakken farklı adli mercilerde sonuçlanan bir süreç yaşamak bizi de mutlu etmiyor. Ve hizmet oluşturmak için mücadele ettiğimiz insanlıklarla biz bir şekilde kendi alanımızda mutlu olmak istiyoruz. Ama sürecin getirmiş olduğu yine bir maddi ve manevi destek dersek, bu da bize bir katkı sağladı. Oğuz Hoca'dan merak var. Oğuz Özyaral Hocam'dan merak var. Kendisini evet pandemi süreci İknur, ancak buradan bağlanabiliyor. Oğuz Özyaral Hoca üniversitemizde kendisi bütün hocalar kadar sevilen bir hoca olduğu için biraz da ondan bahsedeyim. Pandemi sürecinde bu ikamet ettiği adresin bizim hastanemize de yakın olması hasebiyle hastanemize başvurdu. Yaklaşık bir hafta 10 gün arası süren bir tedavi süreci geçirdi. Burada özellikle üstünde durmak istedim bu Oğuz Hoca ile ilgili. Şu anki koşulları zaten sosyal medya ve basından da gördüğümüz kadarıyla çok iyi. Çok şükür bir sıkıntısı yok. Fakat bir ayrıntısı var. Hani her ne kadar genç gösteren bir hoca olsa da kendisi 60 yaş üstü olmasına rağmen bağışıklık sisteminin kuvvetli olması ve o zararlı bağımlılıklardan uzak olması hocanın bir an evvel iyileşme sürecini etkiledi. Aynı yaş grubu ve bildiğim kadarıyla hatam varsa düzeltilebilir bir diyabet öyküsü olan bir yaş grubunda. Ama Oğuz Hoca hem bağışıklık sistemiyle ilgili alanının da, profesörlüğünün de ve doktorasının da etkisi diyelim, kendisine çok iyi bakıyor. Hayata pozitif bakan birisi her şeyden önce. Mutlaka diyalog kuran arkadaşlarımız vardır. Ben böyle bir rol model seçmek isterdim.
kendim hayata pozitif bakış açısından örnek alınacak bir bilim insanı. Ama buradaki en püf nokta bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirici doğal gıdaların bu sürece çok büyük etkisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte bir de bu kötü alışkanlıkların özellikle bu kamu spotlarına çok görüyoruz ki bu virüs özellikle akciğerde yer edinen bir virüs. Günlerce, aylardır hatta medyada bunun dışında bir haber dinlemiyoruz. Bilim insanlarının hepsinin açıklaması bu yönde. Ne kadar uzak kalırsak biz burada bu konuda çok başarılı oluyoruz. Gün geçtikçe sayı düşüyor. Oğuz Hoca bence bu sürecin ilk finalistlerinden. Ara ara telefon diyalogumuz da devam ediyor ve oldukça da iyi olduğunu, bir sıkıntı yaşamadığını telaffuz ediyor. Devam edersek, maneviyat demişken demişlerdi arkadaşlar, bir sağlık profesyoneli olarak ben nasıl bir ruh halinde sahibim? Hani ben değil, aslında hepimiz aynı ruh haline sahibiz. Oldukça duygulu bir süreç yaşıyoruz arkadaşlar. Servisten yoğun bakım aldığımız, yoğun bakımdan iyileşme sürecini aldığımız ya da hayat son bulup cenaze işlerine devrettiğimiz hastalarımız oluyor. Sürecin ilk hastalarından bir hastam vardı mesela. Kendisi unlu mamul üreticisi. İlk korona pozitif diye bildiğimiz hastalardandı. 14 gün boyunca makineye bağlı kaldı. Sanki böyle özdeşleşiyorsunuz bazı hastalarla. Hep endişe duydum. Yani acaba atlatabilecek mi yoksa üzücü bir sonuçla mı karşılaşacağız? 14 günün sonunda başarılı bir tedavi protokolüyle ilk önce tüpten ayrıldı, makineden ayrıldı. Şu an serviste hani evet bütün hastalarımız aynı kıymette ama bazı hastalar kafanızda yer ediyor. Bazı geceler ben Mehmet Ordu ismini de zikredeyim. Gece rüyamda dahi onun tüpten ayrıldığını gördüğüm rüyalar oldu. Öyleyiz. Bilen arkadaşlar vardır. Tam sürece denk geldi. Bir kızım var. Farklı şehirlerde yaşıyoruz. Yaklaşık bir 60 gündür görüşemiyoruz. Görselde de gözüktüğü gibi. Biz de ancak neyse ki gelişen teknoloji döneminde başımıza geldi bu süreç. Ancak çeşitli FaceTime'la gibi görüşmeler yapabiliyoruz. O da özledi eminim. Ben de özledim ama titremesiyle ailemize duyduğumuz özlemi ancak giderebiliyoruz. Evlerine gitmeyen arkadaşlarımız var. Yurtlarda kalan, misafirhanelerde kalan arkadaşlarımız var. Bunlar gerçekten zor zamanlar. Hani izole olmak, evde olmak ayrı bir mutluluk bence. Sahada olmak daha zor. Zor bir süreç. Maneviyat anlatılmaz. Yaşanılabilecek bir süreç. İnşallah bir an evvel düzelir diye adlandırıyoruz. Çünkü sorun ulusal, mücadele bireysel. Ama bu süreçte gerçekten sağlık profesyonelleri çok yıprandılar. Korona pozitif çıkan arkadaşlarımız bizi daha ayrı bir yüzüyor. Yani biz bu mesleği yola çıkarken başımıza gelecekleri zaten biliyorduk. Özellikle şu an yayını izleyen geleceğin sağlık profesyonelleri bunu bilsinler. Yani siz sağlık hizmetinde her an tehlike altında çalışacak bir meslek grubusunuz. Evet, teşekkür ederim yazılarınızdan dolayı. Bir ben değil, birçok arkadaşımız kahraman. O kahramanlara saygı duymak önemli. Ben zaten bu onurla yaşıyorum. Yani bilim ağında da sizlere bir şey paylaşmak, bilime de bir katkıda bulunurken gelecekte kızımın ve çocuğumun benim için onur duyması, gurur duyması önemli. Bu anlamda biz bunlarla mutluyuz. Yani başımıza bir şey gelecekse de bu Allah'ın takdiri. Bu takdirden öteye yol gitmez. Biz sadece tedbirini alıp tevekkülü Allah'a bırakmakla mükellefiz. Başımıza bir şey gelecekse de güzel ifadelerle anılacağımızdan şüphemiz yok. Türk milleti öyle derin bir kalbe sahip.
O nedenle bir ben değil, bütün sağlık çalışanları Türk milletinin kalbinde güzel bir yeri var. Maneviyatı bahsedince böyle sesimiz titriyor. Sizle konuşurken ister istemez bahsedince gözümüzün önüne çocuğumuz geliyor. Böyle bir küçük bir duygusallık yaşıyoruz. Affınıza sığınıyorum. Böyle bir hüzün ortamı sağlamak istemezdim ama sağladık. Sonradan bir ilave ettiğimiz soru vardı. Evet, korusun Hakan'cığım. Bütün milletimizi korusun. Son sorumuzda bizim kendimizce hazırladığımız son sorumuzda hayat normale dönecek mi? Bence dönüyor aslında ama ben burada ortalama şu an gördüğüm kadarıyla 180 kişi var. Evde de bu 180 kişiyi 3 kişiyle çarparsak hep böyle bulaşı öyle hesapladık. Ortalama bir 500 kişiye sesleniyoruz. Sayısal rakamlara, Sayın Bakan'ın açıklamalarına lütfen bakarak hareket etmeyelim. Bakan Bey bir açıklama yaparken sonuna bir ifade ekliyor. Diyor ki Bakan Bey o konuyla ilgili bahsettim. İknur ödüllendirmeden bahsettim. Bakan Bey bir konudan bahsediyor arkadaşlar. Diyor ki tedbiri elden bırakmayalım. Şunu görüyorum. Özellikle hastane ulaşımı esnasında 3 günlük 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra bir rahatlık var. Özellikle bir de bu iyileşme sayımız arttıkça bakış açımız biraz genişliyor. Ama bu emin olun sayı 1'e düşmediği sürece bu enfeksiyon ortadan kalkmış olmayacak. Bulaş ortadan kalkmış olmayacak. Sizden evdekilerden tek ricam bugün ne yapıyorsak yarın ya da ayın 4'ü pazartesi günü durum normale döndüğünde bence evden çıkmaktan vazgeçmeyin. Zaten 40-45 gündür sabrettiğimiz bir süreç. Hayat normale gerçekten döneceği süreç belli bir süreç. Yani o tahta, o saha, o tarih yazan, yanındaki pozitif hasta, iyileşen hasta, eks olan, vefat eden hasta sayısının sıfıra düştükten sonra zaten normale döneceğiz. O nedenle biz bu sayının sıfıra düşmesini istiyor isek bir kere tedbiri bırakacağız. Tedbirsiz bir harekette bulunmayacağız. Sahadan kesinlikle uzak duracağız. Gerçekten böyle görünmelisi bir hal değil. O yoğun bakımdaki cevap vereceğim Mehmet. Yoğun bakımdaki hastane koşullarında yaşadığımız olan süreçler çok ağır geçiyor. Yaşadığımız solunum sıkıntıları, makineye bağlanmak, sonrasında vefatla bile sonuçlanan süreçler var. Özellikle ek hastalığımız söz konusuysa. Bunlar göz önünde bulundurulmalı. Biz sağlık çalışanları olarak sahadayız. Diğer hizmet kolları da sahada. Güvenlik kuvveti, yerel yönetimlerin hizmetleri. Bu nedenle bence Türk milletinin üzerine düşen vazife tedbirli olmak. Sanırım Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ifade doğrultusunda söylüyorum. Bahar bayram bize iki bayram olarak gelecek. Hepimiz çoluğumuza çocuğumuza sarılacağız, dokunacağız. Hani bazen işe ulaşırken normal sosyal hayatı geçirdiğimiz yerlerden geçerken bile insan farklı özür diliyorum. Bu arada Ramazan'ın verdiği etkiyle de herhalde öksürük biraz fazla oluyor. Yaşadığımız sosyal alanları bile görünce insan ister istemez burukluk yaşıyor. Çok kötü bir süreç. Umarım Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın direktifleri ve doğrultularında hareket edilerek bu süreci atlatacağız. Türkiye'nin en büyük şansı iyi bir bakanla yürütüyoruz. Sayın Bakan göz altındaki torbalardan da belli olacağı gibi gecesi gündüzü tamamıyla buna adamış durumda. Sayın Bakan'ın bürokratik anlamda bir hedefi de yok aslında. Böyle bir gerçeğimiz de var. Çünkü Sayın Bakan'ı biyografisine de bakarsanız ne ekonomik ne de konumsal anlamda böyle bir duruma ihtiyacı yok. Tamamıyla kendini Türk milletine adamış bir hekimle baş başayız. Bu çok bizim için onur verici. Özellikle ilk söyleşisi benim dikkatimi çekmişti. Bu da herhalde hekimliğin vermiş olduğu bir duygu. Sayın Bakan bu konudaki ilk korona pozitif sağlık personeli sayısını söylerken
sesinin titrediğini hissetmek beni çok mutlu etmişti. Bir bakan zaten taşrada, periferde bile çalışan bir sağlık personeliyle aynı duyguya sahip olmalı. Sayın Bakanımız da o maneviyatta yola ilerliyor. Bir Mehmet diye bir arkadaş bir soru sordu. Hemen ona bakacağım. Yalnız sanırım kliniksel anlamda bir soru sordu. Hocam koku ve tat duyusu azalma saplantıları COVID-19 çıkıyor. Yeni belirtiler tat koku almada bozukluk konusuna dikkat edilmeli midir? Yani şimdi bu klinik hekimsel bir konu ama şöyle bir öneride bulunabilirim. Korona genellikle yüksek ateşle karşımıza çıkıyor. Sonrasında ek semptomlar olan bir rahatsızlık. Fakat korona testiniz pozitif çıkmayabiliyor. Ama yapılan tepkik ve görüntülemelerde korona virüsü görülebiliyor. Burada kişisel belirtiler değil. Biz burada yüksek ateş, öksürük, solunum yolu sıkıntısı ve halsizlikle yola çıkan bir tablodan bahsediyoruz ama şayet bu ateş dediğimiz yüksek ateş 38-38,5 derecesini geçiyor ise mutlaka bir sağlık kuruluşuna ulaşmamız bizim için ilk hızlı dönemdeki o fazlı 3 faz diye bahsedilen tedaviye dahil olmamızda katkı sağlıyor. Tekrarlama konusunda bence Türkiye izolasyon kurallarını, sosyal mesafe kurallarını 2021'e kadar devam ettirecek. Yani böyle direkt eski hayata dönmeyeceğiz. Böyle bir gerçek var. Bu nedenle dalgalanma olsa dahi o süre zarfında zaten bilim kurulu ve bilim insanları bu konuda bir aşı çalışması yürütüyorlar. İnşallah bir an evvel bu aşılara karşılaşırız. Tedavi protokolü zaten her geçen gün gelişiyor. Evet, yani başta da söyledim, belirtiler bize klinik tabloyu karşılamıyor. Bazen belki süreç içerisinde hep onu söylüyoruz. Sağlık personelleri içerisinde de sahada da evde de insanlar bunu normal koşullarla da atlatabiliyor. Ama bunu hani sınıflandırmak mümkün değil. İşte %20'si birkaç kaynakta görmüştüm. %20'si ağır atlatacak, %80'i hafif atlatacak. Böyle bir istatistiksel veriye ulaşmamız mümkün değil. Tablo, yaş, ek hastalık ve benzeri durumla değişiklik gösterebiliyor. Bunun dışında 23 sene kadar tedavisi çıkacak dediler. Ne oldu? Emin ol, Hakan birçok arkadaş çalışıyor bilimsel anlamda. Ama daha net bir şey olmadığı için. Evet. Burada özellikle buradaki sosyal medya ya da sosyal iletişim ağları bizim cevap yerimiz değil. Biz devletçi mantığımızla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının vermiş olduğu birinci görev bizim devletçiliğimiz. Devletin ilgili makamı da Sağlık Bakanlığı. Sayın Bakan'ın ağzından bir şey çıkmadığı sürece geri kalan birçok söylem, ifade, spekülasyon üzerinde hareket. Sayın Bakan bu konuyu doğru takip ettiriyor. Sayısız bir bilim kurulunda sayısını bile bilmediğimiz bir ekiple çalışıyor ve bu ekibin hepsi sahadan gelen kişiler. Sayın Bakan'ı takip etmek bence faydalı. Ben mesela bu farkı görebiliyorum. Sayın Bakan bakan olarak atandıktan sonra Twitter'dan takibi almıştım. O zaman 300 bin falan bir takipçisi vardı. Şu an en son bildiğim kadarıyla 4,5-5 milyon civar bir takipçisi var. Hatta geçenlerde dikkatimi çekti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı dahi Sayın Bakan'ı takibi almış. Doğru takip yerimiz Sayın Bakan. Biz devletin ilgili makamıyla tabiiz. Kendisi ne derse onu dinlemekte zorundayız. Evet, pandeminin sağlık profesyonelleri açısından öneminden bahsettik. Evet, şu anda Sayın Bakan Cumhurbaşkanımızdan daha fazla bir takipçisi söz konusu. Pandeminin bize getirmiş olduğu ne oldu? Biraz manevi duygularımız sanki arttı. Özlemeyi öğrendik ya da konuşmayı öğrendik. Daha öncesinde yan yanayken birbirimizle muhatap olmayıp sosyal medyayla muhatap olabiliyorduk ama bugün birbirimizle konuşmak, hatta tokalaşmak,
sarılmak bizim en büyük arzumuz haline geldi. Bazen derler ya, her hayırda bir şer, her şerde bir hayır var. Bunu da hayır olarak değerlendirelim. Türk milleti sağlık personelini, sağlık profesyonelini kıymetini anladı diyelim. Biz çünkü 24 saat her koşulda hizmet veriyoruz. Geçen onu düşünüyorum. Bunu da paylaşayım, çok da zamanınızı almayın. İstirahat ettiğimiz odalar ya da alanlar mevcut bizim tabii ki 24 saat esaslı çalışırken. Normal bir meslek grubu en fazla ilk önce baba evindeki yatağını bilir. Sonra evlilik sonrası yattığı yatağını bilir. Bir de tatilde gittiği mekanın, otelin ya da arkadaşının yatağını bilebilir. Geçen bir hesaplamaya kalktım. 20 yıla kaç yatak sığdırmışız diye. Epey bir yatak sığdırmışız. Zaman gelmiş bir hastanenin bir odası olmuş. Zaman gelmiş bir ambulansın sedyesi olmuş. Bu koşullarda hizmet veriyoruz. Bizim için yatacak yerdeki o, bazen bahsediyorlar, reklamlarda da görüyorum. Yatağın yay konforu, işte şekil alma konforu çok bir şey ifade etmiyor. Bizim için o bir 15-20 dakika diye adlandırdığımız o uyku hali, bazen oturduğumuz koltukta bile olmak zorunda oluyor. En azından bunun birazcık izahı mümkün oldu. Her hizmet kolu kadar sağlık hizmetini sunan arkadaşların da kıymetli olduğu birazcık anlaşılmış oldu. Aynı evde izolasyonda olan kişiler arasında şöyle, hani evden hiç çıkmamış ise biz bu rahatsızlığın kuluçka süresini 7-14 gün diye kabul ediyoruz. Hani o birleşme, yakınlaşma teması her alandaki olduğu gibi burada da bir süre sosyal izolasyonu korumak gerekecek ev ortamında dahi. Özellikle çocukları birazcık uzaklaştırmak lazım. Biraz çocuk ağırlıklı gidiyorum, kusura da bakmayın. Süreç 60 güne uzayıp sanırım uzak kalmaktan kaynaklanıyor. Bu arada eşime de teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadı bu süreçte. Geldi, yanımızda kaldı. İzolasyon kuralları gereği de olsa bir nebze yanımızda destek oluyor. Biz koşullarımız imkan veriyor bu şekilde. Ama imkan vermeyen arkadaşlar otel odalarında evet, çocuk zor Yasemin. Allah bir an evvel hepimize sağlıkla, sıhhatle çalışma ortamlarımızı, ben okulumuzu da çok özledim. Bazen bahsediyorum derste, ekrandan değil sizleri görerek ders anlatmak, öğrencilerle dokunmak, onlarla zıtlaşsak dahi, hatta fikirlerimizde zıtlaşsak dahi o saatleri özlemek çok önemli. Sorularınız varsa alabilirim. Yoksa bana ayırdığınız bu 40 dakika için hepinize teşekkür ediyorum. Biraz söyleşi tarzında olacaktı ama sadece ben karşınıza çıktım. Bu teknik aksaklık için de kendim ve ekibim adına özür diliyorum. Affınıza sığınıyoruz. Zaman bulursak yine farklı alanlarda birlikte beraber olacağız. Zamanımız, birçok il için iftarı geçirdik. Bizim için yaklaşıyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sesimin ulaştığı 195 adres var. 195 adrese ayrı ayrı selam ve saygılarımı iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.